yapıyoruz. Yani ben böyle inanılmaz net alıyorum yani sesini. Hakan neredesin? Geliyor mu sesim? Hakan. Lan ne olacak? Ama işte bak aslında şöyle olması gerekiyor. Mesela şimdi buradan dönüş var ya. Bu dönüşü bu, aynen lider mesela işte öndeyse veya işte bir şimdi bu tür sürüşler toplu sürüşlerde Hakan bir önde lider olur, bir de arkada artçı olur. En arkada gelen artçıyla lider böyle şey halindedir. Anladın mı? Lider mesela buradan işte bu interkom çok önemli. Yani diyor ki sana işte buradan sağa döneceğiz diyor. Sen şimdi en arkada olduğun için 3 tane en az 3 kişiyle bağlantı olacak mesela, anladın mı? O dönünce ortadaki de mesela orayı dönecek. Onu gören onu dönecek. En sondaki toplayıp dönecek zaten işte. Dur burada kurt falan yoktur ya. Zannetmiyorum. Böyle de kalabalık olunca da fena olmuyor sürüş ha. Yani hani ona bak, köpeğe bak bak bak. Bak köpek yok dedi, köpek. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Videoya çekiyorum da böyle lütfen rica edeceğim. Böyle küfürlü konuşmazsan sonra video YouTube'da yayınlamak zorunda kalıyorum. Ne demek nereden duyacak oğlum, olur mu? Mikrofondan geliyor. Senin sesin kulaklıktan geliyor. Mikrofon lütfen rica edeceğim, hani yakışır bir şekilde davranırsan. Lütfen. Evet sevgili takipçilerimiz, sağda şey var, dikkat et. Mıcır var. Bak işte burası çok tehlikeli abi. Baksana şuna, çok başarılı. Aynen öyle. Yol gerçekten iyiymiş ya. Kaçırırsak diyorsun. Olabilir kardeş, bayağı viraj var çünkü. Arkadaşlar bu tür yolculuklarda bu interkomun gerçekten büyük faydası var. Özellikle bu toplu sürüşlerde, çünkü bazen kopukluklar oluyor sürüşte. Öyle olduğu zaman işte en öndekiyle bağlantı halinde olursanız, nereden işte bir sapak varsa oradan döndüğünü veya buradan dönüyorum gibi bilgileri alıp sürüşünüzü çok daha rahat, çok daha kolay yapma şansınız oluyor.
Hakan bağlandık mı? Hakan. Ya dönemiyor, acemi olunca sıkıntı oluyor. Fatih abi, yavaş dikkatli gidelim. Dikkatli gidelim, yerler kayar. Kumtay, yerler kayar, dikkatli. Dikkatli git, yerler kayar.